Ne haber? İyi. Baba! Oğlum! Aslanım! Dişim hapse olmuş baba. Biliyor musun? Doktor amca temizledi. Ağrımıyor artık. Hiç ağlamadım hem. Aferin. Aferin. Aferin benim aslan oğlum. Ece nasıl? Hepimiz çok iyiyiz. Sadece seni özledik. Ev sensiz o kadar boş ki. İnsaf Deniz, 4 kişisiniz. Baba. Hı. Arabamın kumandası bozuldu. Bir duş alayım hemen bakalım, tamam mı? Olur. Ozan'ın bir dişi çürümüş, hapseyi o yapmış. Doktor dolgu kurtarmaz dedi. Kanal tedavisi gerekiyormuş. Yaptır hemen. Ece'yi de götürsek mi diyorum ha? Uyurken dişlerini gıcırdatıyor ya. Sen bilirsin. Ya Alihan, bir de şu çatıya baktırsak. Ya burada babamın tavanı patır patır dökülüyor. Ha, ne dersin? İyi ki iki gün dinlendik yani. Gelir gelmez sorun. Dinlendin mi? Sen iş seyahatine mi gittin yoksa tatile mi? Ya ne tatili Deniz? Kafam işle güçle dolu zaten. Hayır yani bu evde her şeyi ben mi yaptıracağım, ben mi yapacağım? Çağır bir adam, ver parasını yaptırt ya. Allah Allah. Yaptırıyorum zaten. Sadece seninle paylaşıyorum o kadar. Yoldan geldim ve yorgunum Deniz. Gelir gelmez sorun anlatıyorsun hayatım. Yaparız hepsini. Hepsi olur. Tamam mı? Tamam canım. Her şeye tamam diyorum. Alttan alıyorum. Ama giderek daha da uzaklaşıyor sanki. Sen şimdi hiç çalışmadığın için bilmezsin. İnsanın kafası işe bir kez takıldı mı tadı tuzu kalmaz bir daha. Aman Hülya, sen de sürekli bunu söylüyorsun. Tamam, dışarıda çalışmamış olabilirim. Ama evin bütün yükü bende. Çocuklar da sen öyle. Kızım, fabrikanın işiyle evin işi biri olur mu Allah aşkına? Fabrikada da işler çok kötü gidiyormuş. Gece üretim yapıyorlarmış. Aksilik üstüne aksilik olmuş. Baksana. Neden öyle dedin ki? Yani inanmıyormuş gibi. İş güç deyip seninki zamparalık yapıyor olmasın? Saçmalama. Benim kocam asla böyle bir şey yapmaz. Eminsin? Tabii ki eminim. Evliliğimizde hiçbir sorun yok ki. Tamam. Hayır, niye durduk yere böyle bir şey söylüyorsun ki? Hayır, anlaşamasak, evde bir huzursuzluk olsa, yatak işi bitmiş falan olsa neyse. Ama biz mutluyuz. Tamam canım, takılıyorum sadece. Sen de hemen ciddiye alıyorsun. Ya böyle bir konuda şaka olur mu? Tamam tamam, bir daha yapma. Ben de duydum iş güç konusunda sıkıntıları varmış. Ya anlat diyorum, paylaş diyorum, rahatlarsın ama yok. Sen bu işlerden anlamazsın deyip kestirip atıyor. Vallahi ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Sürekli gergin, sürekli stresli. Sabredeceksin hayatım. Başka yolu yok. Neyse hadi ben kalkıyorum. Seni de daha fazla meşgul etmeyeyim. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Daha eve gidip pasta yapacağım. Tamam. Hadi sen git güzel güzel hazırla. Tamam. Teşekkür ederim. Ya iyi ki varsın. Sen de. Hadi görüşürüz. Hoşça kal canım.